sen yemeğe gel. Sena da yemeğe gelecek deyince ben de yemekleri Sena yapacak sandım, sevindim ya. Yok artık. Daha yeni çıkıyoruz. İlk defa evime çağırıyorum. Bir de yemek mi yaptıracaktım kıza? Ya değil mi? Doğru, şu sıfırdan başlama olayı. Yalnız senden bir şey rica edeceğim. Bunu birazcık ileriye sarsak da yemekleri Sena'nın yaptığı bölüme gelsek, ben de böylelikle onun mükemmel sarmalarından yiyebilsem yani. Nasıl yeniden? Yok bir şey abi, tamam. Sıfırdan başlamak. Reset. Koray, ne sıfırdan, anlamıyorum ya. Yok bir şey abi, kapı çalıyor. Git kapıya bak. Geldi. Hoş geldin Selena. Geç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yakın arkadaşım Koray. Memnun oldum. Ben Selena. Burak, abartmayalım istersen. Yalnız Selena'da anlaşılan buna kendini kaptırmış reset olayına. Ya eğlenceli bir şey herhalde. Baksana. Gülay'la biz de mi yapsak acaba? Efendim? Yok, memnun oldum diyorum yani. Ha? Memnun oldum. Hadi siz oturun sofraya, ben de çorbayı getireyim. Sen nasılsın görüşmeyeli ya? Görüşmeyeli mi? Biz daha önce tanışmış mıydı? Selena sen yapma bari ya. Ben bu yeniden başlama olayından çok sıkıldım artık. Seninle o kadar gülmüşlüğümüz, eğlenmişliğimiz, gezmişliğimiz var. Ya ayrıca sen benim en sevdiğim yengemsin. Ya öyle mi? Öyle tabii ya. Ya bak Deneyeceğim. Tamam. Burak yanımızdayken bu yeniden başlama olayına devam ettirelim. Ama Burak yanımızda yokken biz kaldığımız yerden muhabbetimize devam edelim bari, olmaz mı? Tamam, olur. Süpersin, aslan yengem benim ya. Anlat bakalım şimdi neler yapıyorsun? Ya ne anlatayım ya? Hatırlamıyorum ki ben seni. Of. En iyisi kızların yanına gideyim. Kesin onlar bir şeyler biliyordur. Önce her şey dolsun. Anlaşılan tam zamanında zamanı dondurmuşum. Biraz daha kızları rencide edecek gibi gözüküyor. Neyse. Ya Aslı yenge, biz senin terliğini neden? Selena. Selam kızlar. Selena sen zamanı mı durdurdun? Hı hı. Süpersin Selena, tam zamanında. Farkındayım. Galiba Aslı yenge sizi rencide edecekti. Neden? Ya niye olacak? Terliğin tekini bulamıyormuş, tutturdu siz sakladınız diye. İşimiz yok, onun terliğini saklayacağız. Tam zamanında geldin. Kızlar, yani itiraf etmek gerekirse bu sefer sizin için değil kendim için dondurdum zamanı. Yani sizin yardımınıza ihtiyacım var. Yardım mı? Evet. Yani Burak beni akşam evine yemeğe davet etti. Ne güzel işte. Ne giyeceğim diye mi sormaya geldin? Yok, yani ne giyeyim diye sormayacağım. Zaten ben Burak'ın evinden geliyorum kızlar. Yani Burak beni çok yakın bir arkadaşıyla tanıştırdı. Koray abiyle mi? Ha, evet. Ya demek siz onu tanıyorsunuz. Sen de tanıyorsun. Yani en azından eskiden tanıyordun. Evet, yani o da öyle söyledi. Ama yani Koray benimle muhabbet etmek istiyor. Galiba aramız da çok iyiymiş. Ama ben onu hiç tanımadığım için muhabbet edemiyorum. Yani ben onun hakkında bilmem gereken her şeyi unutmuşum. Herhalde Burak hafızamdan silindiği dönemde Burak'tan dolayı tanıdığım için Koray hakkındaki her şey de hafızamdan silinmiş. Herhalde. Ya peki Selena, sen Burak hocanın hafızasını sildiği zaman o bizi niye unutmamıştı? Çünkü Burak hocanız sizi benden önce de tanıyordu bu yüzden. Doğru. Kızlar, aceleydin biraz. Bir an önce geri gitmem lazım. Koray hakkındaki her bildiğinizi bana anlatın. Koray abi senin yaptığın yemekleri çok beğeniyormuş. Öyle demiştin. Evet. Bir de onun bir kız arkadaşı vardı. Ha, avukat olan mı? Evet. Adın... Gülay. Gülay. Çok güzel. Tamam. Bir kız arkadaşı var. Adı Gülay. Ya peki Selena, Burak hoca senin Koray abiyi tanıdığını bilmiyor değil mi? Hayır bilmiyor. Yani kızlar, koskocaman bir bulmacanın içinde kaybolmuş gibi hissediyorum kendimi. Neyse, ama bu öğrendiklerimi de biraz idare edebilirim. Çok teşekkürler. Asıl biz teşekkür ederiz. Aslı yenge bizi rencide ederken mola vermek iyi oldu. Doğru, evet. Bir de o vardı değil mi? Ama bu rencide konusunda bir şeyler yapabilirim sanırım. Artık sizi rencide edemeyecek. Görüşürüz. Her şey devam etsin. Çorba çok güzel oldu. Koraycığım. Gülay ne yapıyor, nasıl? Oh be, yengem benim, ha şöyle. Çok iyi Gülay, sana da çok selam var bu arada.
Biliyorum. Siz sakladınız Serli. İnkar etmeyin çocuklar. Yetti artık ama. Her adımınız yaramazlık, haylazlık canım. Şurama kadar geldi. Amcanıza söyleyeceğim ona göre. Aslı yenge. Sus. Yengeden olanı. Yenge değil mi? Hala yenge diyorsun. Delirtiyorsun beni. Ha, korktunuz değil mi amcanıza söyleyeceğim deyince? Ha? Nerede bu terlik? Aslı yenge, onu söylemeye çalışıyorum ben de. Sakın aradığınız terlik cebinizdeki olmasın. Ha, ben de salağım değil mi? Terlik benim cebimde ama ben... Bu da ne? Aa, bu nereden çıktı şimdi böyle? Belki kaybolmasın diye cebinize koymuşsunuzdur. Allah Allah! Sen çok biliyorsun. Neyse. Yazın artık canım. Aa, elektriği baba.